Ufuk abiyle yol sohbetlerine devam ediyoruz. Merak ettiğiniz, bize sorduğunuz sorulardan bir tanesini de yanıtlamaya gayret edeceğiz. 3 tane temel konudan bahsedeceğiz. 1. Otomobildeki güvenlik standartlarını belirleyen yeni bir uygulama var. GSR. 2. Biliyorsun Temmuz ayında bazı otomobillerin artık ondan sonra o güvenlik standartının satılmasına müsaade edilmeyecekti. Bu Ağustos'un sonuna ertelendi. Evet. Arkadaşlar Haziran ayı başında bayram öncesinde yönetmelik bir anda devreye girdi. Herkes şöyle düşünüyordu, özellikle Türk yöneticiler, otomotiv yöneticileri. Avrupa Haziran'da, Temmuz'da devreye girer. Bizde biliyorsunuz hep seneye yapılırdı. Ve dolayısıyla birçok firmada stokla yakalandı. Ve bu GSR denilen otomotiv güvenlik yönetmeliği ne hazır olmayan araçlar söz konusuydu Türkiye'ye gelmiş. Tabii ki 7 Temmuz tarihi sınırlanınca herkes bir anda ne olduğunu şaşırdı. Allah ellerinde, dedi. Ellerinde stoklar vardı. Bir anda bir baktık ki arkadaşlar acayip kampanyalar var. Sıfır faiz veriliyor, 12 aya kadar takas desteği veriliyor. Yani inanılmaz bir kampanya dönemi başladı. Fiyatlar indi. Ellerindeki stokları satmak durumundaydılar. 7 Temmuz'dan sonra satamayacaklardı. Bu tüketiciler için, yani bizler için çok gayet olumlu bir şeydi. Fakat ne oldu? Tabii ki otomobil lobisi faaliyete geçti. Oldukça da güçlü bir şeydir, lobidir. Onu da söyleyeyim ben size. Benim düşündüğüm, bu lobinin bu kadar etkili olmasında mecliste her partiden mutlaka çok sayıda otomotiv sektöründe çalışan bayi var, kişi var. Dolayısıyla da onların lobisi de devreye girdi. Devreye girdikten sonra ne oldu? Sen söyledin. 31 Ağustos'a kadar uzadı. Yani arkadaşlar 31 Ağustos'a kadar gelecek dönemde, ki yaklaşık işte 2 aylık bir dönem var. Bu 2 aylık dönemde otomobilleri en ucuz alacağınız dönem. Doğru mu söyledim? Ucuz derken yani, evet. Yani ucuz gibi, uygun, evet. Uygun fiyatı alabileceğiniz bir dönem. Çünkü stoklar devam ediyor. O stokları eritmek için 31 Ağustos'a kadar otomotiv markaları kampanyalara devam edecek. Ve siz de daha uygun fiyatlarla göreceli otomobilleri daha uygun fiyatta alabileceksiniz. Bir dipnot, hemen şöyle küçük bir bilgi daha verelim. En son biz bunu Citroen Türkiye Genel Müdürlüğü'nde de sormuştuk. Eğer bu olmasaydı ne olacaktı? Otomobil markaları nispeten ufak cezalar yiyeceklerdi. Yani onlar için az çok büyük değil ama ceza yiyip otomobilleri o sertifikalı olmayan, o güvenlik standartında olmayan otomobilleri satmaya devam edip ufak cezalarla kurtulacaklardı. Ama dediğim gibi lobi bu işi önüne geçti, evet. Durdurdu. Bu peki kampanya tarafına nasıl yansıyacak? Çünkü bir yandan da şöyle sorular soruyor. Madem bu kadar kampanya yapacak kadar para kazanıyorlardı, niye otomobil markaları zamanında bu kadar yüksek fiyatla otomobilde sattılar diyor. Hakkaniyetli de bir soru. Yani bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Biz bu soruya cevap veremeyiz. Yani şöyle bir durum. Yani şimdi serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir ülkede alıcı varsa satıcı da bunu yapıyor. Ama şimdi de bütün markalar tek tek bayiden leadleri toplayıp müşterileri aradıklarında da şahidiz. İnanılmaz indirimler yapıyorlar. Finansmanı kendileri karşılıyorlar. Efendime söyleyeyim, kredilendirmede çok iyi koşullar var. Yani eğer otomobile ihtiyacınız varsa fena bir dönem değil. Hani geçen seneye oranla çok daha uygun otomobiller. Ben kendimden biliyorum. Kendi aldığım otomobil dolar ve TL bazında geçen senekinden daha düşük fiyatta. Al sana gerçek yaşanmış bir örnek. Türkiye ekonomisi gibi böyle yüksek enflasyonun olduğu şeylerde mal almak her zaman için büyük yatırım arkadaşlar. Bunu da bir not olarak düşelim. İkinci konuya geçelim. İkinci de biliyorsunuz arkadaşlar, Çinli otomobiller yaklaşık 2 yıl önce hayatımıza girdi. Pazar payları inanılmaz bir noktaya geldi. Çok sayıda elektrikli otomobiller satışa sunuldu Çin'de üretilen Çinli markalar tarafından. Ama bunun yanı sıra da konvansiyonel, yani içten yanmalı motorlu Çinli markalar da Türkiye'de hatırı sayılır satış rakamlarına ulaştı. Özellikle Chery, yani bu girer girmez geçen sene Mart'ta Türkiye'ye girip bir anda 30-40 bin lira rakamları geçip Türkiye'nin yıllarca satılan markalarını geride bırakıp ilk 10'a giren marka. Aslına bakarsan bir verginin gelmesine sebep olan marka da bence evet. Chery, hatta Chery vergisi diye de adlandırılıyor toplum içerisinde. Hakkaniyetli mi? Evet. Avrupa ile dış ticaret açığı versek de onlara mal satıyoruz otomotivde ya da diğer konularda. Fakat Çin'den direkt ithalatçıyız. Yani Çin'le bizim dış ticaret açığımız eksi.
Dolayısıyla da bu dış ticaret açığını azaltmak amacıyla birazcık da otomotiv lobisi, ki biraz önce de söyledim büyük bir lobi var, üreticiler, satıcılar, otomotiv lobisinin de desteğiyle, isteğiyle Çinlilere bir ek vergi geldi. Daha önceden %10 olan ek vergiye artı %40 daha geldi. %40 daha geldi. Dolayısıyla da satış fiyatlarına baktığımızda işte en uygun satılan bir Çinli konvansiyonel otomobilin fiyatı 500 bin civarında falan arttı. Ama mesela arttı. Bu ay ama TÜİK rakamlarını, ODMD rakamlarını gördün. İçeri yine son anda insanlar bu zamdan etkilenmemek için son bir seferde inanılmaz almışlar. Evet. Yine bunun rakamı da arkadaşlar 7 Temmuz'du. Bu Temmuz'da herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Fiyatlar devam edecek. Fakat benim edindiğim izlenime göre evet bu Çinlilerin önünü bir parça kesebilir. Fakat Çinlileri tamamen yok edeceğine inanmıyorum. Çinlilerin bana göre büyük bir rekabetçi fiyat avantajı var. O da büyük kapasitelerle Çin'de üretim yaptıkları için. Türkiye'de evet fiyatlar biraz yükselebilir ama büyük ihtimalle onlar kardan fedakarlık yapacaklar ve Türkiye'de Çinli otomobiller hala uygun fiyatlı ve rekabet edebilecek seviyede satılacak. Rekabetin çıtasını bence yine de Çinliler belirleyecek. Yani ben de bir yorum yapacak olursam rekabetin çıtasını, limitini Çinliler belirleyecek. Çünkü sen çok güzel bir şeye temas ettin. 2 senedir de biz beraber seninle Çin'e gidip oradaki nabzı da kokluyoruz. İnanılmaz bir sektörün olduğunu görüyoruz. Hakikaten. Fiyatların ne kadar, yani orada 10-15 bin dolara inanılmaz donanımlı 20 bin dolara, euroya otomobiller satılıyor. Bizim hayatımızda görmediğimiz, göremeyeceğimiz. Dolayısıyla Fuku abinin de söylediği gibi öyle bir üretim montanı, öyle bir kabiliyetleri var ki ve ayrıca bence devlet de öyle bir bu işi kafayı takmış ki yani öyle bir sübvanse ediyorlar ki. Çin hükümeti, evet. Yani, bu bir. İkincisi Avrupa neyi konuşuyor bunu da söyleyelim. Avrupa da benzer şeylerden bahsediyor ama Avrupa'nın da eli kuvvetsiz. Yani BMW'nin dünyada en çok sattığı pazar. Çin. Çin. Mercedes. Evet. Çin. Volkswagen öyle. Volkswagen. Çin. Yani şimdi siz Çinlilere vergi koyarsınız. Tersine onlar da size bambaşka bir şey yaparlarsa iç mi açmaza girecek. Evet. Şimdi, sen bu kadar yatırım yapacaksın Çin'e. Sonra diyeceksin ki olmaz. Ne yapacaksın? Arkadaşlar Türkiye biraz önce davrandı. Avrupa'da da Avrupa Komisyonu vergiyi getirecekti ki getirdiler onlar da evet. 17 ile 38 arasında galiba. Ama onların 38'de yani bizim bazı yani yerlere göre 38. Bir de markalara göre değişiyor onların vergileri. Ama işte biraz önce söylediğin gibi o Avrupalı markaların da Çin'de büyük yatırımları var. Beraber Çin'de üretim yapıyorlar. Dolayısıyla onların da en büyük pazarı. Bakalım ne olacak? Ama şöyle bir Çinliler hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki ek vergiye şöyle bir çözüm getiriyor arkadaşlar. O da nedir? Avrupa'da yatırım yapacaklar. Ve açıkladılar işte BYD, MG falan. Aynen öyle. Yani hani Macaristan, İspanya'daki fabrikalar zaten örnekleri. Evet bunlar oralarda yaptığı zaman Türkiye'de işte gelecek yıldan itibaren eğer o fabrikalar devreye girerse Avrupa'da üretilmiş Çinli aynen araçlar Türkiye'de uygun fiyata satılacak. Belki her model Türk mesela atıyorum işte Chery markası özünde ya da BYD markası özünde atıyorum 10 tane model varsa Avrupa'da üretilen 2 model belki ekonomik gelecek ama o modeller Avrupalı otomobiller gibi nispeten daha uygun fiyatlara gelecekler. Bir de tabii Çin'den Türkiye'ye gelen markaların ilk neredeyse ağzına çıkarttığı bakla Türkiye'de biz yatırım yapmayı düşünüyoruz. Türkiye'de yatırım yapmayı. Evet. Bakalım ilk gerçek oku kim atacak? Çok ya, söylentiler var. Biz de bunu sonrasında hakikaten konuşalım. Çünkü bazı haberler artık kabak tadı vermeye başladı. Her Çinli marka ben Türkiye'de üretim yapmayı planlıyorum. Türkiye en önemli aday. Yani bunu biraz da evet, kalpten mi söyleniyor yoksa yazılsın çizilsin diye söylensin diye. İşte onu da göreceğiz. Buna da şey yapacağız ama belki tabii 6 ay sonra bir programın devamı niteliğinde bir takip programı çekeriz. O zaman görürüz evet. Kim yatırım yapmış, kimi. Çünkü neticede yazılar baki. Evet. Bazen sadece biz onların, yani sizin bize söylediğiniz şeyi iletmek durumundayız. Mesajları. Dolayısıyla biz bunu açar bakarız. Hangi marka ne söylemiş, kaç kere aynı şeyi söylemiş, gerçekten böyle bir şey var mı? Bunu görüyor oluruz. Evet arkadaşlar, üçüncü konumuzda 6000 kilometre ve 6 ay. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde ve çip kriziyle beraber otomobiller bir yatırım aracı olmuş. Her meslek grubundan insan otomobil satın alıp kısa bir sürede elinden çıkartıp, çünkü otomobilde bir arz sıkıntısı vardı, bu konuyu bir iş haline getirmişlerdi. Bunu önlemek için de Ankara bir önlem aldı arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. 6000 kilometre ve 6 ay. Satın aldığınız otomobili
6 ay boyunca satamıyorsunuz ya da 6000 kilometre sınırı her ikisinde de. Ne zaman sonuçlanacaktı? Uzatma kararı. Haziranda bitiyordu. Gelecek seneye kadar. 6 ayda uzattılar. Bu tabii ki çok faydalı oldu biliyorsun. Ve insanlar... Gerçi otomobil arzı da çok arttı. Yani ikisi de paralel birbirine. Yani eskiden otomobil yoktu. Şimdi otomobilin arzı ile ilgili bir sıkıntı yok. Aslında bana sorarsan çok da çok da geçerli olan bir yasa değil. Çünkü insan yani şöyle düşün, tersten düşün. Bir otomobil aldın, paraya çok fazla ihtiyacın var. Satmak zorundasın ya. Dünya beşer şaşar, yarın bozuldu. Sen bu kural yüzünden otomobil satamıyorsun. Ya da gidip böyle noterde katakulli yapmak zorunda. Ya devletin insanları böyle bir şeye de sürüklüyor olması bana çok da mantıklı gelmiyor yani. Yani benim fikrim böyle. Yani bugün itibariyle baktığımda öyle ama geçtiğimiz dönemde bana göre göreceli de olsa faydalı bir sistem oldu. Çünkü spekülasyon da artık kabak tadı vermeye başlamıştı. Yani öyle bir hal aldı ki insanlar otomobil alıyor. İkinci günde hepsini gördük. Koyuyor. Stokları ilana, gördük. İlana koyuyor. Stokları yani gördük. Hani o dönem bitti, şükür bitti. Biz de önümüzü görmeye başladık. Fırsatçılık dönemi vardı. Yani ihtiyacı olan, olmayan, bayisi, müşterisi. Müşteri de hatalı, bayi de hatalı. Herkes para kazanmaya çalıştı. Tuhaf tuhaf, saçma zaman bir şey oldu. Otomobil almaya ihtiyacı olan alamadı. Yani bir dönemdi ama bir kere daha uzadı bakalım. İnşallah böyle saçma zaman bir dönem bir daha görmeyiz. Otomotiv dünyasındaki konuşulan gündem maddelerini bir araba sohbetinde, yol sohbetinde İsveç'te Danimarka arasında yaptığımız bu güzel yolculukta anlatmaya çalıştık. Güzel bir sohbet oldu bence. Siz de hangi konuları konuşmamızı istiyorsanız lütfen bize yazın. Kanallarımızı, Instagram kanalımızı ve YouTube kanallarımızı lütfen takip edin. Beğenilerinizi bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.